Çocuklar merhabalar. Yine bir deneme çözümüyle sizlerle beraberiz. Umarım hazırsınızdır ve sorularımı çözmeye başlıyorum. Evet, sosyal bilimler demiş. Verilen bilgilere göre sosyal bilimlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkeoloji, tarih öncesi ve eski çağlardan kalan eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim olarak tanımlanır. Kazı bilimi olarak da adlandırılır. Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji, toplumu ve toplumsal gerçekleri araştıran, inceleyen, karşılaştıran ve yorumlayan bir bilim dalıdır. Coğrafya, insanlar çevre arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bilim dalıdır. Evet, sosyal bilimler verilen bilgilere göre sosyal bilimlerle ilgili 1. Farklı alanlarda toplumsal hayatı etkilemişlerdir. 2. Sosyoloji canlıların gelişim evrelerini incelemiştir. 3. Tarih geçmişle gelecek arasında bağ kurmamızı sağlar demiş. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, arkeoloji, sosyoloji, coğrafya, tarih bunların hepsi farklı alanlardır. Yani bir numaralı öncüye ulaşabiliriz. Sosyolojiye demiş ki 2'de canlıların gelişim evrelerini inceler demiş. Bakalım. Sosyoloji, toplum ve toplumsal gerçekleri araştıran, inceleyen, karşılaştıran, yorumlayan bir bilim dalıdır. Burada canlıların gelişim evrelerini inceler gibi bir ifade var mı? Yok. Zaten sonuç itibariyle evet, bu sosyal bilimlerin bölümleri arasında değildir. 3. Tarih, geçmişle gelecek arasında bağ kurmamızı sağlar. Evet, bakalım geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. Tabi geçmişte yaşanan olayları araştırırsak, geçmişte yaşanan olaylar hakkında bilgi sahibi olursa tabii ki gelecek hakkında da bir öngörü sahibi olabiliriz. O zaman bizim sorumuzun cevabı ne oldu? C şıkkı 1-3 oldu. Evet, şimdi geçtik. Başka bir sorudayız. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi olan Uygurlar daha önce göçebe yaşam süren Türk devletlerinden farklı olarak yerleşik hayata geçmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğine kanıt olarak gösterilebilir? A. Ticaretle uğraşmaları. B. Manihizm dinini kabul etmeleri. C. Tapınak sarayları inşa etmeleri. D. Hayvancılıkla geçinmeleri. Şimdi çocuklar, yerleşik hayata geçmenin olmazsa olmazlarından birisi nedir? Tabii ki de tarım artı mimaridir, değil mi? Bir yerde tarımsal faaliyetler varsa orada yerleşik hayata geçilir. Yerleşik hayata geçmek demek ne demek? Tapınaklar, saraylar ve evler yapmak demektir. O zaman sorumuzun cevabı C şıkkı. Başka bir soruya geçiyoruz. Evet, askıda ekmek geçmişten günümüze yıllardır devam ettirilen, son yıllarda da artan bu uygulama sadece Türkiye'ye özgü. Güzel ülkemizin neredeyse her yerinde görebileceğimiz askıda ekmek uygulamasının en güzel yanı, hiç şüphesiz hayır yapanla ihtiyaç sahibinin birbirini görmüyor olmasıdır. Askıda ekmek uygulamasıyla hangi toplumsal değerlerimiz ön plana çıkmıştır? A. Yardımlaşma. B. Hoşgörü. C. Saygı. D. Güvenlik. Tabii ki de ihtiyaç sahiplerine yardım etme durumu var, değil mi burada? Onları incitmeden, kırmadan. O zaman sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. Başka bir soru. Enerji insanlığın önemli ihtiyaçlarından birisidir. Enerjiye duyulan ihtiyaç teknolojinin gelişmesiyle hızla artmış ve artmaya da devam etmektedir. Kullandığımız enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak iki gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen enerji kaynakları arasında yer alır? Su, A. Su, B. Güneş, C. Doğalgaz, D. Rüzgar. Evet, hatırlarsanız dersimizde fosil yakıtları yenilenemeyen enerji kaynaklarını şu şekilde saymıştık. Petrol, doğalgaz, linyit, taş kömürü, değil mi? Ya da asfaltit, fuel gibi enerji kaynaklarını biz yenilenemeyen fosil enerji kaynakları olarak adlandırmıştık. O zaman sorumuzun cevabı ne oldu? C şıkkında bulunan doğalgaz. Evet, biraz uzun bir soru. Bakalım ne demiş. Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Bu durum ülkemizdeki dağların yükseltisinin fazla olmasından kaynaklanır. Ülkemizde dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz kıyıları boyunca uzanan Kuzey Anadolu Sıra Dağları ve Muğla'dan başlayarak Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros Sıra Dağları bulunur. Ülkemizin yükseltisi batıdan doğuya doğru artarmış. Metne göre 1. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Bakın ne dedi? Karadeniz kıyılarında uzanan Kuzey Anadolu Dağları,
Akdeniz kıyılarında boyunca uzanan Toros Dağları. Kıyıyla iç kesim arasında duvar gibi olan Yalçın Sıra Dağları varsa tabii ki de kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Bir, ulaştık. İki, batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalması beklenir. Evet, dedi ki soruda batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti artar demiş. Yükselti artarsa sıcaklık ortalamaları ne olacak? Düşecek. Üç, en yüksek dağlar Karadeniz bölgesinde yer alır. Şimdi çocuklar, burada en yüksek dağımız, en yüksek dağlarımız şu bölgede yer alır gibi bir ifade var mı? Yok. O zaman sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Evet, anayasamızın 73. maddesine göre herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, haraç, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla korunur, değiştirilir ve kaldırılır. Buna göre herkes eşit vergi ödemekle yükümlüdür demiş. Hayır, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi verir. Eşit vergi diye bir ifade yok. Bir ulaşamam. 2. Devlet giderlerini karşılamak için vergi toplar demiş. Bak, kamu devlet anlamındadır. Kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür. Yani 2'ye de ulaştık. 3. Vergilerin konulması ve değiştirilmesi kanunla olur demiş. Evet, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. O zaman çocuklar, bizim sorumuzun cevabı ne oldu? 2 ve 3 oldu. Evet, herkes eşit vergi ödemekle yükümlü değildir. Herkes gelirine göre vergi verir demiş. Evet, ortaokul 6. sınıf öğrencisi olan Mustafa sabah yatağından kalktı. Yüzünü yıkadı, yatağını topladı. Anne, baba ve kardeşleriyle birlikte kahvaltısını yaptı. Okul servisine binerek okula gitti. Okulda derslerden sonra tiyatro kulübünün çalışmasına katıldı. Okul dönüşünde mahalle bakkalından annesinin siparişlerini alarak eve döndü. Verilen parçada Mustafa gün boyunca hangi rol içerisinde bulunmamıştır demiş. Şimdi A çocuk, B solist, C öğrenci, D müşteri demiş. Evet, bakalım. Burada diyor ki sabah yatağından kalktı, yatağını topladı anne babası kardeşleriyle. Evet, çocuk değil mi? Daha sonra okul servisini bitti, okula gitti. Öğrenci, gördünüz mü? Okul dönüşünde mahalle vakfına uğradı, siparişleri aldı. Müşteri, cevap 5. Evet, burada Mustafa'nın solist olmasıyla alakalı bir bilgi yok. Evet, başka bir soruya geldim. Şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm gibi beşeri faktörler ile iklim, yer şekilleri, su kaynakları gibi doğal faktörler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişiminde iklim, turizm ve tarım faaliyetleri bir arada etkili olmuştur demiş. Antalya, Ankara, Sivas ve Rize. Şimdi çocuklar, iklim diyor, turizm diyor, tarım diyor. Bakalım. Evet, A Antalya. Evet, iklime uygun, turizm gelişmiştir. Sonuç itibariyle tarımsal faaliyetler de yoğun olarak yapılır. Ankara. Evet, iklim karasal iklim. Aradığım özellik var mı? Yok. Sivas. İklim karasal iklim. Aradığım özellikler var mı? Yok. C şıkkı. Rize'ye bakalım. Karadeniz iklimi görülmektedir. Gökyüzünde sürekli kara kara bulutlar var. Turizm gelişir mi burada? Hayır. Geriye kaldı A şıkkı Antalya. Evet çocuklar. Soru çözümümüzün de sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. İyi tatiller diliyorum.